Evet, sevgili arkadaşlar, değerli öğretmenler, değerli öğrenciler. Bugün Orhan'la kahramanlar.org sitesinin dördüncü kitabı, Adam Olmuş Çocuklar İlk Adım serisinin dördüncü kitabı. Ben Hazarfen Ahmet Çelebi, yazar Suat Turgut Hocam, antropolog kendisi. Bunu tanıtmaya başlayalım bugün. Tamam mı? Hazarfen Ahmet Çelebi. Çoğu çocuk bilir bunu. Ama biz biraz daha yüzeysel anlatalım. Derinlemesine bildiği kitap da var. Başlıyoruz. Şimdi Hazarfen Ahmet Çelebi 1623 yılında İstanbul'da doğuyor. Peki Orhan Kayra. Asıl adı neydi? Hazarfen Ahmet Çelebi olarak biliyoruz biz ama. Hüseyin Cafer. Hüseyin Cafer. Hüseyin Cafer fen bilimlerine çok meraklı. O yüzden zaten uçma üzerine bir hayalleri var. Bu yüzden de ona Hazarfen diyorlar. Hazarfen ne demek? Hazarfen bin fen bilen. Hazar Farsça'da sanırım bin demektir. Evet. Fen de yeni ay. Evet, Farsça'da yek hazar. Yek hazar diye geçiyor. Bir bin yani bin. Özbekler de öyle diyor. Bir bin, iki bin şeklinde. Evet, bin ilime yani bütün ilimlere yetenekli demek. Küçükken neye meraklı Hazarfen? Küçükken uçmaya çok meraklı, kuşlara çok meraklı. Peki ne yapmış kendisine uçabilmek için? Yani kendi... Böyle nerelere çıkarmış? Kümesin tepesine çıkıp evet. Oradan uçar gibi yaparmış kas kanatları. Evet, kas kanatlarından yapıp kümese çıkıyormuş. Küme tepelere çıkıyormuş. Oradan uçma denemeleri yapıyormuş. Bu arada bunu şimdi küçükken. Eskiden kas kanatları mı vardı öyle? Yani varmış. Öyle, varmış demek ki. Kas tüylerini topluyormuş. Onlardan kanat yapıyormuş. Peki. Garip, evet. Bol bol kitap okuyor. Hangi bilim adamından etkileniyor en çok? Böyle kitap okuduğu biliyorum. Cevheri. Evet, İsmail Cevheri diye bir bilim adamı var. Onun kitaplarından çok etkileniyor. Ve uçmayla ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. İsmail Cevher'in de bugünkü uçaklara benzeyen o dönemde tasarımları var. Onları görüyor, etkileniyor. Aynı zamanda İsmail Cevher'i güzel yazı ustası. Hem de bilim adamı. Bir de yazar. Yani bir de yazar, evet. Peki, arkadaşları var, Lagari Hasan. Bunlarla kağıttan roketler yapardı. Sen hiç böyle uçak falan görüyordum ben sende. Yapmayı biliyor musun uçak yapmayı? Uçak yapmayı biliyorum. İki tane, hatta üç tane yolunu biliyorum ama ben genelde en beğendiğimi yapıyorum. Böyle çok değişik uçaklar yapılabiliyor böyle kağıtlarla. İki üç tanesini biliyorum, başka bilmiyorum. Güzel. Peki bir gün Üsküdar'da dolaşırken bir yaprak görüyor. Ağaç yaprağı. Bu yaprak ona neyi hatırlatıyor? Uçmayı hatırlatıyor. Yani uçabilmeyi hatırlatıyor. Nasıl desem bilemedim. Mesela yaprak nasıl uçar? Rüzgarın etkisiyle uçar değil mi? O da diyor ki, ya bu yaprak diyor rüzgarın etkisiyle uçuyor. Ben de uçabilirim ya diyor. Ben de rüzgarı kullanarak iyi çalışmalar yaparsam insanlar da uçabilir diye bir aklına bir fikir geliyor o dönemde. İtalya'da Leonardo Vinci diye bir bilim adamı yaşıyor. Çok meşhurdur bu. Neyi çizmiş bu? Bu yarasa kanatlarının yani kopyasını çizmiş. Evet, bu arada Leonardo da Vinci sadece resmini çizmemiş, başka şeyler de yapmış. Tabii tabii başka yapılar şeyler. Yapılar falan, makineler falan. Ressam kendisi zaten. Bilim adamı. Peki, o dönemde padişah kim? Hatırlıyor musun? Dördüncü Murat. Fatih. Sultan Mehmet'te de hatırladığım kadarıyla 2. Murat'tı. Evet. Bu Hazarfen Ahmet Çelebi 4. Murat'a gidiyor. Padişah o dönemde. Benim diyor uçmayla ilgili çalışmalarım var padişahım diyor. Peki padişah ona yardım ediyor mu? Ediyor. Beğeniyor bir de değil mi? Destekliyor. Hı-hı. En büyük hedefi zaten uçma hayali. Burada da çok güzel resimler çizilmiş. Bu arada ressamı da söyleyeyim. Benim hoşuma gitti. Serhat Filiz çizen bütün grafikleri. Çok hoş çizmiş. Yani çocuklar baktığında böyle çok güzel hayal dünyası var, güzel çizimler var. Yani bazı çizimler vardır Orhan, kitabı açtığın zaman kapatırsın, korkarsın yani. Bu da çizimler de çok hoş. Bir iki kitapta öyle gördüm yani. Bir şey
gösterirken böyle sopa gibi çizmiş. Evet evet, burada gayet hoş çizimler. Peki, bu arada spor yapıyor, kaslarını güçlendiriyor. Niçin? Kanat çırpacak ya kollarıyla. Nereden nereye uçuyor? Hadi bakalım, ilk uçuşu. Hazreti Ahmet Çelebi'yip Galata Kulesi'nden Üsküdar'a denizin üstünden uçuyor. Evet, o dönemde çok büyük bir cesaret. Düşünsene, Galata Kulesi'ne çıkıyor. Bu arada Galata Kulesi'ne de seni götürelim bir gün. Orayı da gör. Oradan kanatlarını alıyor, bir başlıyor süzülmeye. Ta karşıda, Üsküdar'da bir meydana iniyor. Bir de varmış, ben kanat çırpıyor diye bilmiyordum. Böyle süzülüyor diye. Yani mutlaka çırpıyordur bence. Çünkü sadece süzülmeyle olmaz. Kuş mesela yarasa kanatlarını çırpmıyor mu? Çırpıyor. Doğrudur. Evet, onayı aldık. Peki, şimdi burada Suat Hocam'ın bir sorusu var şu, okuyan çocuklara kitabı. Sen de diyor hayallerini gelecekte yapmak istediklerini buraya çizer misin? Peki, senin gelecekte hayalinde olan bir şey çizsen ne çizer? Yani bilim adamı olduğumu çizer. Peki bilim adamı oldun, ne yapacaksın? Yok, ışınlanmayı keşfetmek. Işınlanmak, he, bir aynı anda başka yerde olmak. Bir de görünmezlik. Düşünsene, yani bir anda Amerika'da olmak istiyorsun, bir anda işte Fransa'da olmak, bir anda İleride belki keşfedilir. Azerbaycan'da olmak istiyorsun. Keşfedilir mi? Bilemiyorum ama zor bir şeye benziyor. Bir de zaman yolculuğu yapmak isterdim. Evet, dünyada onu, yapanlar varmış. Onu ben de isterdim. Peki zaman yolculuğunda nereye, hangi yıla gitmek isterdin? Kimin yanına gitmek isterdin? Ben bir tane örnek vereyim. İki kişiyi görmek isterdim mesela. Üç kişiyi hatta. Bir, Peygamber Efendimiz'in zamanına gitmek isterdim. Evet. Onu görmek, onun sesini duymak. Onu ben de onun huzurunda bulunmak. İki, Fatih Sultan Mehmet'i görmek. Fatih Sultan Mehmet diyecektim ben de. Onu görmek isterdim. Örnek aldım diye. Ben de dinozorları görmek isterdim. Üç, Atatürk'ün zamanında yaşamak isterdim. Yani üç tane şeyim var. Sen, Fatih Sultan Mehmet, Peygamber Efendimiz ve dinozorlar. Ve dinozorlar. Dinozorların yanında ne yapacaksın yani? Görmek isterdim boylarını merak ediyorum. Ezerlerse seni. Zaten en kısaları bile 2-3 metre. Düşünsene, pat 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 geliyorlar hepsi. Zaten o zamanlar jüre dönemi olduğu için. Evet. Zor bir dönem ya. Kolay değil. Bir de orada en uzun boylu dinozorlar var ya. Boyunları en uzun 30 metreye kadar boyunlara erişiyormuş. Peki gelecekte nereye gitmek isterdin? Kaç yılın? Gelecekte 2050 falan. 2050 yılı. Ama şunu da isterdim. Geçmişte şu vakitte de gitmek isterdim. 2017-2018 korona olmadığı dönemler ya. İnşallah, hadi bakalım. Öyle bir döneme geliriz inşallah. Evet. Adam Olmuş Çocuklar ilk adım serisi Hazarfen Ahmet Çelebi 4. kitabımız. Oku, Eğlen, Öğren kanalında bu kitabın videosunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda ne bulabilirler Orhan? Kanalımıza bulabilirler. Kanalımızda neler var? Akıl oyunları var. Kitap yorumları var. İlkokul etkinlikleri var. Değil mi? Ondan sonra okumayı hızlandıracak şeyler var. Çok güzel. Peki kanalımızda argo, küfür, kötü kelime var mı? Yok. Kesinlikle yok. O yüzden anne babalara bu kanalı tavsiye ediyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Oğlum ve ben, annesi emek veriyor. Bu emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Çünkü her biri kaliteli içerikler, kalitesiz içeriklerden uzak, gönül rahatlığıyla seyredebileceğiniz videolar. Evet, görüşmek üzere.